arkadaşıma söyle. Kazanılan 3-2'lik bir galibiyet. Sporda kalbinin attığı yerdeyiz. Keşan Belediyesi Atatürk Spor Tesislerindeyiz. Ve Spor Tesisleri Müdürü Sayın Andaç Gedik yanımızda. Ve konuğumuz oluyor bu akşam kendisi. Sayın Gedik, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Şimdi tesisler Keşan Belediyesi'ne devredildikten sonra gerçekten bir hareketlilik var. Ve siz de bu göreve geldiniz Sayın Gedik. Evet. Bize kısaca tesislerden bahsederseniz, buradaki faaliyetler, yapılan çalışmalar nelerdir Sayın Gedik? Şimdi bildiğiniz gibi Edirne Gençlik Spor Müdürlüğü'nde 2009 yılında burası belediyemize devroldu spor tesisleri ve 2009'dan itibaren büyük bir çalışmaya başladı burada. Evet. En başta benden önceki faaliyetlerde bir binanın boyası çok kötü. Bunlar yapıldı. Ondan sonra ben devraldımdan sonra semtlik sahanın büyük bir bölümü tamamlanmıştı. Ondan sonra biz gerisini getirdik. İşte terli örgüler yapılması, işte spor müsabakına uyarlanınca düzeye getirdik biz de. Yedek kulübelerin yapılması, türbinlerin yapılması, ışıklandırma sisteminin yapılması vesaire vesaire bütün işleri bitirdikten sonra şu an bütün karşılaşmalar oynanacak düzeye geldi buradaki santrik sahamız. Ondan sonra biz çevre düzenlemesine başladık. Çevre düzenlemesinde gerekli gördüğümüz yerlerde kilit taşı vesaire, terör örgülerin düzenlenmesi, yine boyaları, kötü noktaları, biz bütün noktalara girdik. En başta bizim yaptığımız güzel faaliyetlerden bir tanesi, bütün buradaki yaşam hakkımız, spor sahibi, burada daha güzel, daha güzel bir kamera, daha güzel bir sahibi, spor yapacak hale getirmemiz. Ve onların zaten ümitlerini kesinlikle dile getiriyorlar. En başta çim sahne tarafındaki boş olduğu düzenlenmesiydi. Bildiğiniz gibi eskiden Keşan Gençlik Spor Müdürlüğü'nde de çimlerindeyken en yüksek buraya ilk aldığımızda burada koşu yapılamayacak düzeydi. Neden dolayı? Yağmur yağdığı zaman toprak bir zemin vardı. Ve bu toprak zeminde kesinlikle kış aylarında herhangi bir şekilde bir
spor severler, yürüyüş yapanlar burada yürüyüşlerini kolaylıkla yapamıyorlardı. Neden dolayı? Yağmur yağdığı zaman direktmen çumur hale geliyordu. Ve insanlar gerçekten de düzgün bir şekilde yürüyüşlerini yapamıyordu. Bunu biz ne yaptık? Eski bordo taşlarını değiştirdik ve 3600 metrekarelik alana kremin tozu serdik. Ve yağmur yağdığı zaman istediği kadar şiddetli yağsın, 5 dakika sonra spor sahalarında rahatlıkla bu yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Aynı zamanda Çin'imiz şu an Trakya'nın gelen hakemler olsun, gözlemciler olsun bunu zaten yere getiriyorlar. Zemin olarak ve Çin dokusu olarak çok iyi bir konumda. Bunu sağlayabilmemiz için de tabii ki bayağı bir çaba sarf ettik. İşte yazın 6 gün boyunca sulanıyoruz. Her gün buraya 100 ton civarında bir su eriyor. Bu çok önemli bir şey. Ve kesinlikle 6 gün yaz ayları boyunca Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül dahil 6 gün burada bir sulama yapıyoruz. Ve sulamayı evreşe hale getirmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de gece sulama yapıyoruz. Kesinlikle biz akşamüstü sulama yapmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz su damcıkları mercek görevini görür ve çim dokusuna zarar görüyor. Bunu çok profesyonel hale getirdik ve artı hele hele bu 2012 ve 2013 sezonunda 3 ton civarında biz toprak taklisi attık bu sayede. En önemli şeylerden ise toprak artık özelliği yitirmişti. Ve buna bir şekilde mineral kazandırmamız gerekiyordu. Ve artı aylara göre düzenli bir şekilde gübre attık. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Hiçbir ayın mevsimlerin gübresini kaçırmadık. Ve bu da ne oldu? Sahanın şu an bakıldığı zaman ki tam bahar başlangıcı olmadığı halde çok harika bir şekilde çim zemin olarak, çim dokusu olarak çok güzel bir duruma geldi. Sayın Gedik bir de Sayın Belediye Başkanımız gerçekten belediye devrinden sonra halkın bu alanda spor yapmasından çok memnun. İşte bakıyoruz yürüyüş yapan insanlar arka sahada zaman zaman çocuklar geliyor, oynuyor. Gerçekten Sayın Başkanımız bu konudan memnun. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ayrıca bir de açılan kurslar var. Burada birçok kurs var. O konuda da bilgi verirseniz. Kulüplerin dışında okullar var. Okulların çalışmalarına da açık salon ve sahamız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz Sayın Gedik? En başta Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Mehmet Özcan. Gerçekten de her zaman söylüyor zaten spor ve sporcunun yanında. Ve de herhangi bir şekilde bizim ona önerdiğimiz projelerde kendisi gerçekten de işe yarayan projeleri hiçbir zaman geri çevirmiyor. Ve de gerçekten de belediye buraya maddi ve manevi olarak gerçekten çok büyük bir hizmetleri var. Tabii ki biz de onların verdiği kuvvetle, güçle kendi personelimle burada gerçekten de çok güzel şeyler yapmaya başladık. Tabii ki bu Mehmet Özcan Belediye Başkanımızın bize en büyük desteğidir. Bunu kesinlikle ben altını çizerek belirtmek istiyorum. Aynı şekilde Uzun Köprü'ye de mesela devredildi ya da diğer yerlere de yani onları eleştirmek bakımından değil artık. Spor Bakanlığı gelen müfettişlerin bize sunduğu ve verdiği şeyler de Uzun Köprü ya da diğer yerde gerçekten de çok üstün bir ve gezdikleri ilçelerde en güzel bir spor tesisi bizimkini gösterdi. Bu çok güzel bir şey. Bu konuda dediğim gibi bizim emeklerimiz ve belediyenin emekleri kesinlikle göz ardı edilmesi gerekiyor. Kurslarımızdan ben kısaca bahsedeyim. Evet, biliyorsunuz beden öpünüz Mehmet Buruk eşliğinde basketbol, pilates, voleybol, jimnastik ve futbol kursları verilmektedir. Ve gerçekten de çok güzel bir katılımlar var. Aileler hafta sonları gelip hem kendileri burada spor yaparken bu şekilde kendileri spor yaptırıyorlar ve gerçekten de profesyonel bir kişi eşliğinde sporları çok güzel yapıyorlar. Bütün olanaklarımızı spor tesisleriyle, kapalı spor salonuyla, artık jimnastik salonumuzla, dışarıdaki spor tesislerimizle bu kurslarımızı biz destek vermekteyiz. Evet. Peki Sayın Gedik bir de ben şunu soracağım. Birçok takım geliyor tabii. Gerek Ballıgin'de olsun, gerek 2. Lig'de Keşan Gençlik oynadığı dönemlerde. Buraya gelen spor kafilelerinin, takımların tesisleri gördüğünde ki düşünceleri, duyguları mutlaka size yansımıştır. Bir şeyler söylemişlerdir. Neler söylediler? Böyle bu konuda da bunları da alabilir miyiz bu düşünceleri? Tabii ki şimdi burası zaten ilk başta gelindiği zaman bütün spor branşlarının işte tenis kortunun, sanki sahanın, çim sahanın, kapı spor salonunun bir arada bulunması zaten bunun en büyük şansı. Ve kilitli zaten böyle bir kompleksi zaten onlar kesinlikle büyüleniyor. Girişlerdeki olsun, işte soyunma odalarının dizaynı olsun, ısınma olarak olsun, sıcak suları olsun, sağ zeminleri olsun,
vesaire vesaire bunları zaten gördükleri zaman direktmen dile getiriyorlar. Çünkü bu kadar spor tesisleri bir arada bulunan kulüplerimiz çok az sayıda. Ve buradaki kulüplerimiz gerçekten de çok şanslı, gerçekten de çok şanslı. Bütün spor imkanları mevcut. İsterlerse gelip kondisyon salonunda fiziki hareketlerini, kondisyonlarını yapabiliyorlar. Ve de çok güzel aletlerimiz var. Aynı zamanda iki sahaya eş olarak kullanıyorlar ve gece antrenmanı yapabiliyorlar. Şimdi çevredeki diğer kulüplerin zaten en büyük sorunlardan bir tanesi genellikle çalışan ya da öğrenci kesim olduklarından dolayı gündüzün antrenman fırsatı bulamıyorlar. Ki burada kesinlikle belediyemizin sağladığı katkılarıyla gece antrenmanlarını çok güzel yapabiliyorlar. Ve buradaki kulüplerimiz zaten geldiği zaman dışarıdan gelen kulüpler zaten bu olanakları gördükleri zaman zaten gerçekten de... Bir de Sayın Gedik şunu soracağım. Bir yıl içerisinde gerek futbol sahamızda gerek salonda kaç tane müsabaka oynanıyor? Aşağı yukarı bir rakam mutlaka vardır. Siz bunları tespit etmişsinizdir mutlaka. Vardır, aşağı yukarı izleyenlerimiz bunu da öğrenebilir mi? Tabii ki bizim en son verdiğimiz faaliyet raporlarımızda zaten bu seneki şu an 2012 ve 2013 sezonlarında sona yarışmaları 56 tane oynandı. Yine aynı şekilde eğitim öğretim futbol müsabakaları 59 tane, bölgesel voleybol müsabakaları 20 adet. Ve aynı zamanda amatör küme müsabakaları da şu ana kadar 25 tane. Evet şu anda da teşekkürler. Peki son olarak Karakasım Anafartalar karşısında 3-2 öne geçmiş sevgili sporseverler. Ve bu arada gelişen Keşan Spor Kanı izliyoruz. Karakasım 3, Anafartalar Spor 2, Karakasım kendi sahasında oynadığı karşılaşmada 3-2 öne geçti. Karşılaşmanın 77. dakikasında. Orada Belkop tarafını yaptığımız sen sahasında aynı şekilde orada da bayanlarımız diğer spor sahalarımız sabah ve akşam yürüyüşler için devamlı açıktır. Ve orasında ışıklandırma olanakları hepsi bitti. Orada da gece maçları, diğer faaliyetler yapılacaktır. Burada aynı şekilde Keşan Belediyesi spor tesislerinde saat 10'lara gece 10'lara 10.30'lara kadar gelip burada ailesiyle masa tenisinden tutun, kondisyonundan diğer faaliyetlerinden rahatlıkla yarına bulunuyor. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler nedeniyle ve zamanınızı, değerli zamanınızı ayırdığınız programımıza katıldınız. Teşekkür ediyorum Sayın Gül. Rica ederim. Evet sevgili spor severler, bu hafta Keşan Gençliği Küçük Sultanları ile beraberiz. İşte Keşan Belediyesi Atatürk Spor Salonu'ndayız ve onlar Şampiyonluk Kupası'nı Keşan'a getirdiler. Ve bu salonda mücadele edemediler gerçi ama pek taraftarların önünde olamadılar ama deplasmanda oynadıkları karşılaşmalarda başarılı olarak birincilik kupasını Keşan Gençlik Kulübü'ne kazandırdılar ve Keşan'a armağan ettiler. İşte bu akşam da Spor Zaman programının ikinci bölümünde bizler de kendilerini Keşan Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda onların emek verdiği, formalarını terk ettiği ve antrenman yaptığı salonda onlarla beraberiz bu akşam. Ve tabii yanımızda çok değerli kulüp başkanımız Sayın Raşit Değirmenci, Berfin Pekişi ve kulüp antrenörü Sayın Güray Ece de burada ve sporcu kardeşlerimiz burada. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. İşte sezonun sonunda emek bile kazanılan kupa da hemen burada. Onlar kupayı Keşan'a armağan ediyorlar. Keşanlı spor severlere armağan ediyorlar. Ben öncelikle Sayın Başkan'dan başlamak istiyorum. Sayın Başkanım, gerçekten küçük kızlarımız voleybolda bu yıl ilk kez katıldılar ve kupayı Keşan'a taşıdılar. Neler söyleyeceksiniz? O anda siz de karşılaştırabildiniz, edemediydiniz. Neler hissettiniz Sayın Başkanım? Öncelikle hocama teşekkür ederim. Çok güzel öğretmenler, çok başarılı olurlar. Evet. Kupayı bize getirdikleri için çok teşekkür ederim. Evet, çok mutluyuz. Evet. Sayın Başkan tabii bölgeseldeki takımımız da devam ediyor. Türkiye Şampiyonası iddiasında. Onları da biraz sonra konuşacağız ama ben önce şampiyonlarla sözle başlamak istedim. Ve ben Sayın Pekişi'ye döneceğim. Sayın Pekişi siz neler söyleyeceksiniz? Gerçekten küçük kızlarımız kupayı getirdiler. Gerçi Keşan'da pek müsabaka yapamadılar. Rakipleri gelmediği için ama yine de bu kupa geldi. Tabii ki onların terleriyle ve onların mücadeleleriyle kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ederiz. Biz ikincilikte bu altyapı sorunu ikincilikte yaşadık. Öncelikle altyapı sorunlar binalar temeli sağlamak olmayan binaların ne kadar çabuk çöktüğünü hepimiz gördük. Bu sene ilk defa kızlarda
sıkıntılarla başladık ilk önce sezonu, sıkıntılı başladık. Ama tabii sonunda böyle kupa gelince gözü mutlu etti. Hepsine teşekkür ederim. İnşallah devamı gelir. Şimdi hedeflerini büyüttüler. Evet. Bundan sonraki senelerde herkes bunu bekleyecekler. Şimdi buradan Türkiye şampiyonusu, bölge şampiyonusu da katılacaklar tabii. İnşallah umarım. Orada kendilerine bir vitrin olacak orası da. Orada artık kendileri de için oynayacaklar. Keşan için de oynayacaklar. Hedefleri büyük. Bundan sonra işleri daha zor. Teşekkürler Sayın Pekiş. Hocam tabii ki başarılı mimarlarından bir tanesi de Güray Ece hocamız. Hocam neler söyleyeceksiniz? Kupa geldi. Siz de uzun yıllardan beri emek veriyorsunuz Keşan Güneşik'te. Siz neler düşünüyorsunuz hocam ve şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz nedir? Şu an yeri belli değil. Evet. Kupa maçları, bölge. Şu an bölge maçları, grup maçları nerede olduğu belli değil. Az önce baktım. Yine herhangi bir şekilde belli olmamış. Bundan sonra dediği gibi artık onların vitrini olacak. Evet. Artık söz onlarda. Ben hemen siz söz onlarda dediniz. Ben de şampiyonlara dönüyorum. Bu baştan itibaren hem kendinizi tanıtırsınız hem de duygu ve düşüncelerinizi alabilirsiniz. Şampiyonluk nasıl bir şey çocuklar? Yıllardan beri gerçekten Keşan Gençlik, işte Tayfun'un arkadaşımızın dediği gibi altyapı konusunda büyük sıkıntılar yaşamıştı. Ama duyup bakıyoruz, gerçekten altyapımız da sağlam ve siz şampiyonluğu getirdiniz Keşan'a. Bu baştan başlamak üzere sizden de görüşlerinizi alalım arkadaşlar. Buyurun. Kardelen, soyadım Güdron 4'tesindeyim. Pasar olarak oynuyorum. Kupayı aldığınız ve şampiyonluğu kendisi çok mutluyum. Teşekkürler Kardelen. Seni tanıyabilir miyiz? Hümaş Kardelen, 14'tesindeyim. Maçör olarak oynuyorum. Ben takımıma zaten baştan beri güveniyordum, yani biz çok güçlü bir takımız. Sanırsam küçük kız takımında birinciliği biz getirdik ve bundan çok gurur duyuyorum. Yani çok iyiyiz biz bence. Umarım finale kadar çıkarız. Başarı, yani tüm Keşan halkına çok teşekkür ederiz hocalarımıza. Öyle. Peki Hüman, teşekkürler. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Sıla, soyadım Peymanoğlu. 12 yaşındayım, smaçör olarak oynuyorum. Ben de takımımıza güveniyordum. Şimdi bölgeye çıkacağız. Orada da bence derece getireceğimize inanıyorum. Teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Beyza, soyadım Arbiyon. 14 yaşındayım, smaçör olarak oynuyorum. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Kupayı aldığınız için çok mutluyum. İddialıyız da takımıma güveniyorum. Evet. Benim adım Rozeli, soyadım Abay. 12 yaşındayım. Smaçör olarak oynuyorum. Böyle bir takımda olduğum için çok mutluyum. İnşallah hep böyle devam edeceğiz, edeceğimize de inanıyorum. Evet, seni de. Adım Gelaz Arabayar, 12 yaşındayım. Smaçör olarak oynuyorum. Bu takımda olduğumdan... Adım Doğa, soyadım Pehlivanoğlu. 12 yaşındayım. Takımımız çok güçlü. Kupayı da ilk kez küçük kızlarla biz getirdik. Takımımız devam etmesine inanıyorum. Adım Zeynep, soyadım Akuday, 11 yaşındayım, smaçör olarak oynuyorum. Ben bu takıma yeni geldim ama takımıma güveniyorum. Çünkü hepsi çok güçlü ve çok iddialı. Hepsini çok seviyorum. Evet, işte kardeşlerimizin, küçük sultanlarımızın diyelim, filenin sultanları onlar da, küçük sultanları, kupayı getiren küçük sultanlarımız. Görüşleri, düşünceleri böyleydi ama tabii ki bazı kardeşlerimiz geçtiğimiz Kırklareli maçında da geçtiğimiz hafta artık onlar küçük ama A takımda da yer almaya başladı yavaş yavaş. Doğa ve Yuma değil mi bu hafta Kırklareli karşılaşmasında
kadrodaydılar. Gerçekten doğada, Ümmar'da zaman zaman Tayfun Hoca onlara görev verdi ve formalarını onlara teslim etti. Onlara güvenerek sahaya sürdü ve onlar da gerçekten başarıyla mücadele ettiler. Kırklareli Gençlik Spor Maçı'nda Keşan Gençliği'nin Kırklareli 4-0 kazandığı maçta. Şimdi bu maça da gelecek olursak Sayın Başkanım'a ben şunu soracağım. Sayın Başkanım, geçtiğimiz hafta 3-0'lık kazanılan tek bir galibiyet ve çok üstün bir oyunla kazanılan bir galibiyet var. Ve artık bu hafta karşılaşmalar iptal oldu üniversite sınavları nedeniyle. Ondan sonraki hafta yine son hafta Keşan'da bir maçımız var. Ve bu maçı da kazanırsak muhtemelen Türkiye Kupası'na katılacak, Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılacak, 3. Lig'e terfi maçlarına. Siz geçtiğimiz haftaki maçı nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Aslında gördüğünüz gibi zaten çektiğiniz şey çok güzel, çok güzel, çok harika bir gol yaptı. Şu kızlarınız da başarılı dedi. Yani gerçekten onları da tebrik ediyorum. Zeynep herhalde. Evet. Zeynep de mi oldu? Zeynep de. O da Zeynep. Maç olarak. Doğa ve Hüma vardı kadroda Sayın Başkanım. Doğa ve Hüma. Doğa ve Hüma kadrodaydı. Ben bir açıklama yapayım. Yani. Buyurun söyleyeyim. Kardeşlerimiz A takım listesinde var ama her maçta mutlaka 12 kişi yazma durumu olduğumuz için zaman zaman dönüşümle ayrılanlar oluyor. Çünkü 12'nin haricinde fazla yazamadığımız için tabii ki ablaların altında beklemek biraz daha sabır işi. Geçen hafta Doğa ve Hüma vardı. Ondan önceki evet. Hafta Beyza ve Hüma vardı. 2 numara mı yoksuz? Evet, 2 numara Doğa vardı. Doğa ve Beşiktaş'ta zaman zaman, hayır Zeynep yoktu da. Zaman zaman Tayfun Hocam'ın da tasarrufları doğrultusunda maçlardan maçlara hepsi görev ve süre alacaklar. Tabii ki oynayarak tecrübe kazanacaklar. Artık bunun heyecanı yaşayacak. Evet. Yani Keşan Gençlik 3. Lig'e hedefliyor Sayın Başkanım. Evet. Teşekkürler. Gerçekten Tayfun Hoca geçtiğimiz haftaki karşılaşmada gençlerin hepsini hemen hemen kim varsa hepsini sahaya sürdü ve gerçekten o kardeşlerimizle başarıyla mücadele etti. Zaten bu karşılaşmayı da biliyorsunuz sevgili spor severler, sevgili spor zamanı izleyenleri biz de Keşan postasında sizlere görüntülü olarak aktarmıştık. Sayın Pekişi, size gelecek olursak geçtiğimiz haftaki karşılaşmayı değerlendirseniz ve daha sonraki 3. Lig'e terfi galibiyeti maçlarında Sayın Başkan hedefimiz 3. Lig dedi. Siz neler söyleyeceksiniz peki şimdi? Şimdi sezon içerisinde takımın güçlü sistemi oldu. İlk başladığımız günden bugüne kadar bayağı bir yol kat etti takım. Yani bundan sonraki rakipler çok fazla zorlayacağını zannetmiyorum. Geçen hafta bu maçta gördük işte genç kızlar, küçük kızlarımızla birlikte. Rakip yoktu karşımızda. Evet. Bayağı ezici bir üstünlük yakaladık. Takım çok iyi durumda. Yani 3. Lig'deki rakip, yani Türkiye Şampiyonası'ndaki rakiplerini kim daha hocadan iyi bilen yok. Evet. Şu anda ne yapabileceğimizi o daha iyi biliyor. Ama biz takıma güveniyoruz. Bu takım orada da iş yapacağını biliyoruz. 3. Lig'e çıkabiliyorsak imkanlarımız doğrultusunda çıkmak isteriz. Yani erkek takımı kadar şey değiliz, kötü durumda değiliz. Arkadan gelen insanlar var. Bunlar bir türlü takımı ileri götürürler. Biz inanıyoruz, devam edeceğiz. Teşekkürler. Sayın Ece, şimdi gerçekten Tayfun Şiren gibi tecrübeli bir adamla birlikte çalışıyorsunuz. Ve onlar mutlaka birçok şeyi öğreniyorsunuz. 35 yıl Tayfun Hoca'nın bir tecrübesi var. Hocam size şunu soracağım. Siz takımı nasıl görüyorsunuz? Sizin çünkü yıllardan beri de voleybol içindesiniz. 3. Lig'e terfi karşılaşmalarında zaten hedef belli. 3. Lig'e hedef diyor sayın yöneticiler. Bu konuda Tayfun Hocam neler düşünüyor? Siz neler düşünüyorsunuz? Takımla ilgili sizin görüşlerinizi alabilirim. Öncelikle sorumuzda Tayfun Hocam. 5'in kadar antrenörlük kariyeri var. Benim için bir şans. Öğrendiğim, hakikaten geldiği ilk günden itibaren öğrendiğim şeyler tabii ki var. Öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Değerli yöneticilerimize. Takımın geneli hakikaten iyi. Biz zaman zaman Tayfun abiyle de görüşüyoruz. Takımda bir potansiyel zaten var. İlk dışarı çıkmamıştı. Artık onu dışarı çıkarmaya başladılar. Evet. Sadece bizle ilgili değil, yöneticilerimiz de bunun farkında.
Beraber konuştuğumuz dönemlerde de tabii ki hedef üçüncülük. Onlarla birlikte biz de inanıyoruz. Sporcu kardeşlerimiz de inanıyor. Bundan sonrası hayırlı sarı. Hocam bir de şunu soracağım. Gerçekten bu çok ilginç. Her gittiğimiz yerde yani biz de birkaç maç izlemeye çalıştık. Keşan'da zaten izliyoruz. Dışarıya gittiğimizde de şunu söylüyorlar. Ya bu takım çok mu transfer yaptı da ki iyi bir duruma geldi diyorlar. Ama sezon başındaki takım da şu andaki takım arasında herhalde hani çok oyuncu anlamında çok bir katkı yok. Bir veya iki oyuncu var sanırsa. Hakikaten yani ilk sezonun başındaki takım da şimdiki takım arasında müthiş bir dağ yani büyük bir fark var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Mutlaka size de söylüyorlar da transfer mi yaptınız diye. Transfer bana herhangi bir şekilde söylenmedi ama takımın çevresini değiştirdi. Özellikle Tayfun abinin geldiği günden itibaren voleybol sistemini, oyun anlayışı sistemini değiştirdi. Bu etki oldu ve onunla birlikte çift idman yaptık. Evet. Çocukların, yani öğrenci kardeşlerimizin okulları olmasına rağmen 15 tatil dediğimiz sömestr tatil bize çok faydalı oldu. Yani evet. En büyük avantajımız burasıydı. Onun haricinde yani sistem oluşturdu. Ve şu ana kadar grup lideri olan Elime Gençlik Spor şimdiye kadar kimseye yenilmedi ve tek bize iki set verdi. Evet. Hatta burada da bu salonda, kendisi bu filozofide, bu zeminde son tie-break setinde 12-7 öndeyken verdi. Biraz arkadaşlarımız heyecanlarına yenik düştüler, biraz atmosfer farklıydı. Olsun, sağlık olsun yine de. Biz yine de en azından bu tribünlere voleybol izlettirdik. Hakikaten güzel bir voleybol söyleniyor. Evet, tabii ki Keşan gençlik oyuncularıyla ve yöneticileriyle bu güzel süreçimize devam edeceğiz. Ama ben geçtiğimiz hafta futbolda oynanan futbol karşılaşmalarının sonuçlarını da sizlere vermek istiyorum sevgili spor severler. Edirne Süper Amatör Ligi'nde alınan karşılaşmaların sonuçları şöyleydi. Saray Spor 0, Anafartalar Spor 12, Kazanova 2, Yeni İmaret 3, Uzunköprü Spor 2, Doyran Spor 0, Yeni Karpuzlu Spor 1, Serhat Edirne Spor 0, Karakasın 3, Edirne Spor 4 ve puan cetveline baktığımızda da Keşan Spor 34 puanla 1. sırada görüyoruz. 2. sırada 30 puanla Uzunköprü Spor, 3. sırada Kazanova Spor'u görüyoruz puanı 26, 4. sırada 26 puanlı yine Yeni Karpuzlu Spor'u görüyoruz. 5. sırada Doyran Spor var puanı 25, 6. sırada Serhat Edirne'yi görüyoruz puanı 24 ve 7. sırada gerçekten bu hafta bir düzüne gol atan rakibine bir düzüne gol atan Keşan temsilcisi Anafartalar Spor 17 puanla 7. sırada. 8. sırada Edirne Spor'u görüyoruz puanı 16. Karakasım'ın puanı 9. sırada ve puanı 15. 10. sırada Yeni İmaret ve 11. ve sonuncu sıradaki takımda Saray Spor 6 puanı bulunuyor. Anafartalar Spor gerçekten bu hafta aldığı çok önemli 12-0'lık bir galibiyette puanı 17'ye çıkarttı ve küme düşme tehlikesini yaşıyordu ama gerçekten aldığı bu galibiyetle hem biraz olsun rahat bir nefes aldı ve bugün Anafartalar Spor basın toplantısı vardı Anafartalar Spor'un ve Anafartalar Spor'u Hayrettin Yıldız ve kulüp müdürü Taner Karatepe'de artık biz 5.'liği hedefliyoruz diyordu. Ben şimdi hemen yine kızlarımıza dönmek istiyorum. Voleybol sizler için nedir? Kısa kısa görüşlerinizi alabilir miyim ve voleybol hakkında gelecek için neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Benim için de voleybol hayatımın bir parçası. Yani ben voleyboldan vazgeçemem. İlerideki hedefim zaten voleybolcu olmak. Yani voleybol benim için her şey. Seviyorum yani hobi olarak da. Evet, Cuma aynı zamanda Keşan Spor'da uzun yıllar hizmet veren, futbol oynayan bizim Ceylan kardeşimizin bizi. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Baban artık futbolu bıraktı. Yerini sen aldın, voleybol olarak aldın dedi. Evet, sıra sen neler söyleyeceksin? Benim için voleybol eğlence değil. Çok seviyorum. Yani okulda voleybolu bir arada götüreceğiz değil mi arkadaşlar? Yani spor ve okul devam edecek tabii ki. Evet, bu tarafa dönersek sen neler söyleyeceksin? Benim için de voleybol hayatımın bir parçası. Ben de geleceğimde voleybol düşünüyorum. Huma gibi ben de voleybolcu olmak istiyorum.
bırakmayı düşünmüyorum. Evet. Ben ilk voleybol oynadığım zaman ilk düşündüğüm tamamen benim sporum oldu dedim kendi içimden. Ve bir daha da bırakmak diye bir düşüncem yok. Artık voleybol benim için hobi değil, hayatımın tam parçası oldu. Yani. Evet. Voleybol benim için bir hayat oldu. Diğer arkadaşlarım benim de çok hoşuma gidiyor. Oyun değil yani, hobi olarak. Voleybol benim için çok önemli. Yani çok sevdiğim bir spor. Büyüdüğümde bir meslek seçiminin olduğunda voleybolculuğu düşünüyorum. Evet. Evet, evet. Bence voleybol çok hoş bir şey. Yani çoğu insanın başaramadığı ve başarmak için çabaladığı bir oyun. Bu çabayı göstermek bence çok hoş bir şey. Çünkü hepimiz buradan farklı farklı yollardan geldik. Hepimiz çalışarak, azmederek bu basamakta çıkabildik. Yani ben bunu artık bir hobi olarak değil, hayatımın bir parçası olarak görüyorum ve çok sevdim. Teşekkürler Zeynep. Evet Sayın Başkan, şimdi küçüklerde gelen bir şampiyon ardından inşallah deplasmanda Avrupa Ligi'ndeki takımımız 3. Lig derbi maçlarına katılacak. Tabii ki hep bunlar bir maliyet, bir bedel. Mutlaka takımımızda işte masrafı, ödemi, yol parası. Bu anlamda Keşan Gençlik olarak kulübe gelir amaçlı şu dönemde bir etkinlik yapmayı düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Yönetimde bu konuda bir görüşmeniz, düşünceniz oldu mu veya olacak mı? Sayın Başkan buyurun. Biz şimdi arkadaşlarla konuştuk. Yemek, evet. Yemek, evet. Yani biraz gelir. Anladım. Yanlar toplayıp kızlarımızı oraya getirmek olmadığı zaman da ben arkalardayım. Evet. Yani sonuna kadar... Sayın Başkan, takımın her zaman yanındayım. Mesajını veriyor. Gerçekten çok mutlu çocuklar. Başkanı teşekkür ediyoruz. Sporun sağladığı katkılar nedeniyle ve takıma gerçekten yönetim olarak başkanımız her zaman takımın yanında ve bunu da buradan Sayın Başkan belirtiyor. Evet Sayın Pekişi, bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Sayın Pekişi, yani mutlaka tabii amatör sporları ekonomik. Yani 60-70 bin nüfuslu bir şehirde elinin altına, taşın altına elini sokan topla 15 kişi çıkmaz. Yani bu şartlarda yürütmek tabii çok zor. Bununla birlikte Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Özcan'ın bize büyük desteği oluyor. Onunla birlikte birkaç kişi daha desteklemeye çalışıyor. Raşit Başkan bu işin üstüne çok gitti. O çok destekliyor. Evet. Tabii çalışma yapacağız, düşünüyoruz. Yemek yapmayı düşünüyoruz ama ne kadar insanlar ilgi gösterir, ne kadar bu işi sürükleyebiliriz. Onu zaman gösterecek ama bu çocukların arkasında da durmak lazım. Sadece 10 kişinin üstüne bırakıp da seyretmek de olmuyor. Görüyorsunuz deplasmanlara gidiyoruz. Artık bizi yani 45-50 kişilik otobüsler götürmüyor. Yani belki de şu anda en çok seyirci taşıyan kulüpte biz olma yolundayız. Yani bu bayan voleybolu belki de Keşan'da tutacak. Yani bunun arkasını bırakmamak lazım. Bizler gitsek de birileri bunun arkasını devam ettirmesi lazım. Hepimizin tabii ki ekonomik şartları belli. Ne kadar destek olunursa o kadar ileri gideceğiz. Evet, teşekkürler. Sevgili spor severler, gerçekten Keşan Gençlik Kulübü bugün Keşan spor tarihinde en üst düzeyde, ikinci lig düzeyinde oynayan bir takımımızdı. Ama gerçekten Keşanlıların takıma yeteri kadar, maalesef yeteri kadar sahip çıkmaması nedeniyle yönetim kurulu takımı ligden çekme kararı aldı o dönemde biliyorsunuz. Ve gerçekten şimdi pırıl pırıl altyapımız var. O dönemde belki yapılamayan şeyler şimdi yapılmaya başlandı. Erkek takımında belki pek altyapı yoktu ama inanın kızlarımızda bu altyapı okullarımızı işte görüyoruz. Okullarımız ve kulübümüzün de büyük bir anlamda işbirliği var burada. Ben bunu da görüyorum. Ve gerçekten bu kulübe sahip çıkalım diyorum. Bütün imkanlar doğrultusunda sevgili iş adamlarımız, sevgili spor severler gerçekten bence Keşan Gençlik'e sahip çıkmalı. Çünkü Keşan Gençlik bir kötü bir ikincilik tecrübesi yaşadı. Umarım bundan sonra bayan takımımızda, kız takımımızda bu talihsizliği yaşamaz. Keşanlar buna müsaade etmez. Ben buradan gerçekten bütün Keşanları, Keşan Gençlik Kulübü'ne, iş adamlarımızı, spor severleri Keşan Gençlik Kulübü'ne destek olmaya çağırıyorum. Ve bir mesajımız da yine Keşan Spor olacak sevgili spor severler. Geçtiğimiz Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Keşan Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Çelik ve yönetim kurulu üyeleri
benim şahsımla da ilgili birkaç cümle söylemişler. Demişler ki işte Erdoğan Demir takımın zafiyette olduğunu söylüyor. İşte Erdoğan Demir cezalarımızı yazıyor. Erdoğan Demir sitesinde şunları yazıyor, bunları yazıyor. Sayın Başkan, ben ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Veysel'in takımdan ayrılmasıyla ilgili de ilk haber benim sitemde yer aldı. Ve daha sonra bütün yerel basın buradan aldı haberi. Ama Sayın Başkan şunu söylemesi çok büyük bir yanlıştı. Sayın Başkan'a basın mensupları Veysel niçin takımdan ayrıldı dediğinde Sayın Başkan'a söylediği Atatürk'ün ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda alakasını severim cümlesi hiç hoş olmamış bence. Çünkü ne olursa olsun bir başkan bunu söylememeli. Yani bu cümlenin ardından Veysel'in alaksız mı sorusu gündeme geliyor. İnsanların kafasında böyle bir soru işareti yaratılması hiç hoş değil. Eğer Veysel'in bir alaksızlığı varsa ben Sayın Çelik'in buradan bu alaksızlığı kamuoyuna açıklamasını bekliyorum. Kamuoyuna lütfen açıklasın. Veysel'in eğer bir alaksızlığı varsa buyursun Sayın Başkan açıklasın. Ama tabii ki Veysel kardeşimiz de bu konuda her türlü açıklamayı mutlaka bizlere yapacaktır ve kendisiyle ilgili her türlü sözü de söyleyecektir Sayın Veysel kardeşimiz de. Ben ayrıca yine başka bir konuya değinmek istiyorum. Bu basın toplantısıyla ilgili Sayın Başkan demiş ki işte zafiyeti var. Evet, Keşan Spor zafiyeti, Keşan Spor yönetim kurulu zafiyeti gerçekten çok. Keşan Spor yönetim kurulu en büyük zafiyeti kendine destek olan insanlara düşman gibi bakmak. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Taraftar, işte taraftar olayı, yaşadığımız taraftar olayından gördük. Taraftarlar bilmem ne şekilde lanse edildi. İşte benim olayımda Erdoğan Demir burada ben her türlü spora, her türlü sporun her kulübüne kulübe katkı vermeye çalışırken benim hakkımda, benim programım hakkında biz Keşan Spor Yönetim Kurulu olarak Erdoğan Demir'in programına katılmayacağız diye yönetim kurulu kararı aldığını söylüyor Sayın Çelik. Peki bu karar niçin aldı? Niçin kamuoyuna açıklanıyor? Eğer böyle bir karar varsa ve bunun nedenini lütfen Sayın Çelik bu kararı açıklasın. Çok açık ve net olarak söylüyorum. Lütfen Sayın Başkan niye bunu açıklamaktan kaçırıyorsunuz? Böyle bir karar alırken sebebin nedeni neydi? Lütfen bunu kamuoyuna açıklayın sevgili Çelik. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Birçok basın mensubu arkadaşımızla görüştük. Örneğin Altın Sesi gazetesinin sahibi Sayın Ömer Çakıcı. Örneğin Keşan Haber Sitesi'nin sahibi ve Anadolu Ajansı TRT muhabiri Sayın Necdet Uygar. Ayrıca Saros TV, gerçekten Keşan'da Saros TV var biliyorsunuz. Biz de onun genel müdürü, genel yönetmeni Sayın Hasan Özkan, Şık Hasan'la görüştük. Keşan Spor hiçbir basın toplantısından bu arkadaşların haberinin olmadığını söylüyorlar. Ve kendilerinin hiçbir şekilde aranmadığını söylüyorlar. Ben bunu da buradan dile getirmek istiyorum. Akşam bu arkadaşlarımızla birebir görüştük ve bu konuyu da ben burada dile getireceğim. İletim ve bütün arkadaşlarımla bunu dile getirin. Bizler de Keşan Spor'un her zaman yanında olmak isteyen insanlarız ama bir basın toplantısından haberimiz olmuyor diyorlar. Bu nasıl bir şey diyorlar. Bilmiyorum Sayın Başkan belki de Keşan'daki basın herhalde yani tam olarak bilmiyor. Bunun kaç tane basın olduğunu Sayın Başkan buradan bilmiyor. Sayın Başkan lütfen bu konuda gerekirse her türlü yardım ben yine o anlamda size yapmaya hazırım ama lütfen artık Erdoğan Demir'i ve bu Keşan Spor'una hizmet eden insanları düşman olarak görmekten lütfen artık çıkarın aklınızdan. Keşan Spor yönetiminin en büyük zafiyeti zaten bu. Daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Evet, birinci amatör kümede oynanan karşılaşmaların sonuçlarını da sizlere vermek istiyorum sevgili spor severler. Birinci amatör küme A grubunda Taya Kadın 3, Köy Hizmetleri 0 bu karşılaşma hükmen Taya Kadın'ın galibiyeti. Çünkü Köy Hizmetleri ligden çekilmişti. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Durumu 0, DSİ 4, Kargova 9, İbrittepe 1, İpsala Spor 1, Tunca Spor 0. Ve bu grupta puan cetveline baktığımızda Devlet Su İşleri 33 puanla birinci sırada. 32 puanla Tunca Spor ikinci ve yine 32 puanla İpsala Spor 3. sırada bulunuyor. 4. sıradaki Taya Kadın'ın puanı 29. 5. sıradaki Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 25 puanı var. 6. sırada İbrittepe Spor'u görüyoruz puanı 10. 7. sırada Kargova puanı 9. 8. sırada Hafsa Birlik Spor ve 9. sırada da ligden çekilen Köy Hizmetler Spor'u görüyoruz. Puanı bulunmuyor. Ve 1. amatör grubunda B grubunda oynanan karşılaşmaların sonuçları da şöyle. Küçükpazar 0, Osmanlı 3, Kirişhane 1, Saraçhane 4, Subaşı 5, Köprüce Spor 3,
Enes Spor 1, Yıldırım 2. Ve B grubundaki puan durumu da şöyle. Osmanlı Spor 39 puanlı birinci sırada. İkinci sıradaki takıma baktığımızda 25 puanlı Kilişhane'yi görüyoruz. Üçüncü sırada 24 puanlı Enes Spor var. Dördüncü sırada 21 puanlı Sarıçhane. Ve beşinci sırada yine 21 puanlı Yıldırım'ı görüyoruz. Altıncı sıradaki Subaşı'nda puanı 21. Yedinci sırada 19 puanlı Köprüce Spor'u görüyoruz. 8. sırada Yeni Mahalle'yi görüyoruz, puanı 13 ve 9. sırada da Küçük Pazar, puanı 7 sevgili spor severler. Ayrıca U19 ligine baktığımızda da U19 ligindeki sonuçlar da şöyle: A grubundaki karşılaşmalar, Karlova 0, Edirne Spor 3. Bu maçta Ütmen galibiyetle sonuçlandı, Karlova bu maça çıkmadı. Tunca Spor 1, Anafartalar 1. Gerçekten Anafartalar hemen ikinci sırada bundan arkasında takipçisi Tunca ile önemli bir beraberlik aldı. Bu da Anafartalar Spor'un şampiyonluk anlamında önemli bir engeli aşması olarak sayabiliriz sevgili spor severler. Lalapaşa 1, Yeni İmaret 5. Buradaki puan durumuna baktığımızda da B grubundaki birinci sırada 19 puanlı Anafartalar Spor'u görüyoruz. İkinci sırada 16 puanlı Tunca Spor. Üçüncü sırada 15 puanlı Yeni İmaret. Dördüncü sırada 9 puanlı Edirne Spor. Beşinci sırada Lalapaşa Spor'u görüyoruz. Altıncı sırada da Karlova var. Ve U19 B grubu ligine baktığımızda da oynanan karşılaşmalar şöyleydi. Yıldırım 0, Edirne Gençlik Spor 15. Gerçekten önemli bir fark. Yeni Mahalle 0, Sarıçhane 3, Osmanlı 1, Keşan 4 sevgili spor severler. Keşan Spor'da deplasmanda Osmanlı Spor'u 4-1 yendi bu hafta. Keşan Spor bu 19 takımı. Ve yine puan cetvenine baktığımızda birinci sırada Edirne Gençlik Spor'u görüyoruz. Puanı 18. İkinci sırada 16 puanlı Osmanlı Spor. Üçüncü sırada Sarıçhane Spor'u görüyoruz. Puanı 15. Dördüncü sırada 12 puanlı Keşan Spor'u görüyoruz. Beşinci sırada Yıldırım Spor puanı bulunmuyor ve altıncı sıradaki Yıldırım Spor Yeni Mahalle'nin puanı bulunmuyor. U14A grubu ligine baktığımızda da DSİ 5, Serhat Edirne 2, Köprüce 3, Yeni Mahalle 0, Uzunköprü 3, Tunca Spor 0 ve buradaki puan durumu şöyle: A grubunda Devlet Suçları 21 puanla 1. sırada, Uzunköprü Spor 18 puanla 2. sırada, Serhat Edirne Spor'u görüyoruz 3. sırada, puanı 9, Köprüce Spor'u 4. sırada ve puanı 9, Yeni Mahalle yine 5. sırada bulunuyor ve puanı 3 ve son sıradaki Tunca Spor'un 6. sıradaki Tunca Spor'un da puanı bulunuyor sevgili spor severler. Ve B grubuna baktığımızda U14 B grubu Edirne Gençlik Spor 15, Tayyip Kadın 0, Kazanova 10, Saray Spor 0, Keşan Spor 3, Yeni İmaret 0. Bu karşılaşmada Keşan Spor Ütmen galibiyetiyle sonuçlandı. Ve B grubundaki puan cetvenine de bakacak olursak birinci sırada 21 puanlı Kazanova Spor, ikinci sırada 13 puanlı Edirne Gençlik Spor, üçüncü sırada Keşan Spor'u görüyoruz puan 12, dördüncü sırada Tayyip Kadın'ın 10 puanı bulunuyor, Yeni İmaret 3 puanı bulunuyor ve Saray Spor'da 6. sırada ve puanı bulunmuyor sevgili spor severler. Ayrıca buradan şunu da aktarmak istiyorum sevgili spor severler. Bu haftaki futbol ve voleybol karşılaşmaları ÖSYM sınavı nedeniyle, yapılacak olan YGS sınavı nedeniyle bu hafta ertelendi. Bu hafta sadece gençlerde karşılaşmalar oynanacak. Ben onların da sizlere programını vermek istiyorum. Bu 19 ligi cumartesi günü oynanacak. 23 Mart Cumartesi günü saat 14.15'te Yeni İmaret Anafartalar karşılaşması var Edirne'de A grubunda. Ve yine 16.30'da da Edirne Spor Tunca Spor karşılaşması var. Diğer gruba baktığımızda da yine saat 23 Mart Cumartesi günü saat 16.15'te Serhat Edirne Yeni Mahalle karşı karşıya gelecek. Ve saat 12.45'te Sarıçhane 2 stadında Devlet Su İşleri ile Uzunköprü karşı karşıya gelecek. U14 liginde iki karşılaşmaları programı böyleydi. U19 ligine bakacak olursak da saat 12'de Sarıçhane Edirne Gençlik Spor ve saat 14'te Keşan Yeni Mahalle. Keşan'da bir karşılaşma oynanacak 23 Mart'ta. Yeni Mahalle takımıyla Keşan Spor karşılaşacak. Ve U14B grubu karşılaşmaları da şöyle: 23 Mart'ta oynanacak karşılaşmaların programı. Saat 11'de Saray Spor Yeni İmaret, saat 14'te Tayyip Kadın Kazanova. Evet, işte bu haftaki sporla ilgili, sonuçlarla ilgili aktaracaklarımız da bunlar sevgili spor severler. Ben şimdi yine konuklarımıza döneceğim, bakalım konuklarımız neler söyleyecek. Ve ben yine sporcularıma dönmek istiyorum. Onlardan artık son bir cümle. Spor severlere neler söylemek istiyorsunuz? Bir şampiyon takımının oyuncusu olarak neler söyleyeceksiniz Keşan'da? Voleybol severlere ve spor severlere hemen görüşlerinizi alalım. Bu taraftan başlayalım yine.
Evet. Yani. Evet, Yunan. Bizim şampiyonluğumuzda Keşan'ın büyük bir desteği var. Yani ilerleyen zamanlarda yine Keşan'ın desteğini bekliyoruz. Evet, Sıla. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Keşan'ın desteğiyle olduk. Evet, bu kadar mısın? Sıla gerçekten kesin melek. Evet, bu tarafa dönelim. Destek olmasaydık bugünlere kadar gelemezdik. Eminim ki Keşan arkamızda duracak. Yani mutluyum, bu kadar. Evet. Ben, yani herkes sevdiği sporun arkasından gitmeli. Voleybolu sevenler de daha zor olmak için çabalamalıdır. Ve bizim hep destekleyenler için çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde biz bu yerlere geldik. Çok teşekkür ederim. Evet. Destekleyenler olmasaydı bu zamana kadar gelemezdik. Evet, doğru. Biz sporla uğraşanlar pes etmemeli, hep arkalarından koşmalı. Keşan'ın desteği de zaten hep bizi daha ileri sürmeye yüreklendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Zeynep. Keşan'ın desteğiyle, yani bize verdiği tezahüratlarla arkamızda durduğu zamanlar için çok teşekkür ediyoruz. Onların desteği olmasaydı başaramadık. Teşekkürler. Evet, şimdi ben yine diğer konuklarıma dönmek istiyorum. Hocam, sizin artık son sözleriniz ne olacak? Programımızın sonuna geliyoruz. Son vermek istediğiniz mesajlarınızı buyurun. Öncelikle ilk, az önce Hüma bahsetti de, kızlar kategorisinde hem kulüp tarihinde hem Keşan tarihinde ilk birinci kupasıdır bu. Daha önceki müsabaka dönemlerinde ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz, dördüncülüğümüz, beşinciliğimiz vardı ama birincilik ilk defa aldık. Ondan ziyade şu tribünlere kızlarımızı izlettiremedik. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Bazı arkadaşlarımızdan serzenişlerde bulundular. Yani birincisi bu arkadaşlarımızın anneleri, arkadaşları veya akrabaları onları burada izleyemediler. Biz üç defa Edirne'ye gittik. Bir takım dahi burnumuza vuran üç takım hiç buraya gelmediler. Biz üç defa gittik. Hocam, bu noktada sözünüzü bitirdikten sonra size bir şey sormak istiyorum ama isterseniz tam bu noktada bir şey soracağım. Hocam, siz yıllardan beri bu işin içindesiniz. Yani gerçekten voleybolun içindesiniz. Yani bir yaptırım olmadığı için bu takımlar geldi. Keşan gençlik gidiyor. Diğer takımlar niye buraya geldi hocam? Herhangi bir yaptırım söz konusu değil mi bir takıma gelmediği zaman? Siz bu konuyu biliyorsunuz, yasa anlamda süreç nedir, nasıl işler? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Tabii ki bu kardeşlerimiz de burada seyircilere voleybol izlettirmek isterlerdi takım olarak ama maalesef onlar da üzüldüler rakipleri gelmeyince. Buyurun. Şimdi bu konuyla ilgili biz zaten gerekli girişimleri yaptık. Birkaç yere başvuruda bulunduk. Bundan sonraki dönemlerde eğer gelmeyecekse biz de bu liglerde artık katılmayacağız. Kendimiz kurumumuzu kuracağız burada. Atıyorum Keşan Yeşil, A, B, C, D takımlarıydı. Biz çocukların maç eksiğini bu şekilde gidereceğiz. Şu an bir yaptırım tabii ki yok ama dediğimiz gibi bundan sonraki yıllarda böyle bir durum karşılaşanında biz bu lige katılmayacağız. Yine arkadaşlara ufak için önce ellerine, yüreklerine sağlık. Kimselere burada izlettiremediler kendilerini ama sizin vasıtasıyla hakikaten pırlanta gibi hepsi. İnşallah bu işi bırakmazlar, devam ederler. Kupada belki arkadaşları falan demişti, duydum birkaç kişiden. Rakibiniz gelmedi de bu şekilde oldu. Onlar alınan TL'yi kazandılar. Buraya da gelseler de zaten sonuçta... Kazanmadan bu kupa olmaz ki hocam. Yani. Sonuç zaten değişti. Onu hiç yok, kafanızı takmayın. Rakipleri de gelseydi. Kupa sizin olmazdı. Rakipleri de gelseydi sonuç yine değişmeyecekti. Evet Sayın Pekiş, sizden son görüşlerinizi, mesajlarınızı alabiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Bizler yönetici olarak seçim oluyoruz. Seçim oluyoruz. Bir iki ay sonra seçim var. Bizim ne kadar devam edip etmeyeceğimiz belli değil. Ama yönetici olarak bize düşen tarafta biz hep varız. Bundan sonra bu çocuklar önleri açık, geriye doğru gidiyorlar. İnşallah aileleri devam ettirirler. Devam ettirdiği sürece de mutlaka aralarından birkaç kişi sivrilip gidecek. İnşallah bırakmazlar, devam ederler. Bizden yana biz devam ediyoruz. Aileleri bırakmış. Sayın Pekişi, şimdi biliyorsunuz kongre var falan ama yani güzel bir yol başladı, güzel bir şey var.
bırakmak falan yok. Yola devam ediyor. Yani şimdi seçim yönetim anlamında olsun. Yani ama önemli olan sizin de aday olduğunuz. Aday olduğunuz takdirde zaten evet. Yönetim olarak söylüyorum. Sizin bu yola devam etmeniz gerekiyor. Çünkü güzel bir girişim başlatıldı. Ve bunu başlatan da bu yönetim. Bunu takdir etmek lazım. Öyle bırakıyoruz falan. Yok seni bırakmak için ben öyle bir şey demedim. 2 ay sonra seçim var. Evet. Sonuçta uzun vadede bir şey düşürme şansım yok. Evet, yani 2 ay sonra ne olur? Hı. Çıkar bir tanesi, aday olur. Seçimdir bu yani, beğenmeyen insanlar vardır. Seçimde neler olduğunu herkes biliyor. Evet. Başarılı ne adamlar geliyor gidiyor, başarısızlar nerelere geliyor belli. Ama sonuçta şu an önümüze bakacak durumda değiliz çok uzun vadede ama 2 ay sonra bir atlak olur. Teşekkürler. Çocuklarla hayırlısı, hayırlısı. Evet Sayın Başkanım, son sözü sizden alacağız. Şampiyon Kızlar Cadı'da, işte başkan arkadaşımız, gönüllüce arkadaşımız diyor ki 2 ay sonra kongre var. Sizin son sözünüz nedir? Kızlarınıza neler söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? Kızlar Cadı'nın canım da yavaş yavaş olacak. Evet. Hepsine teşekkür ederim. Bize böyle kupa getirdikleri için. Bundan sonra daha başarılı, daha iyi olmaları için evet. Arkasındayız. Yani başka dediğim bir şey yok. Sana da teşekkür ederiz. Böyle program kurulurum. Sağ olun Sayın Başkanım. Biz her zaman, her kulübümüzün yanında olmaya her zaman hazırız. Evet. Evet sevgili spor severler, bir spor zamanının daha sonuna geldik. Gerçekten bu hafta Filenin küçük sultanlarıyla beraberdik. Onların emeklerini, değerlerini aktığı salonda beraber olduk. Ve onların görüşlerini, düşüncelerini aldık. Ben şimdi bütün kızlarımızı şöyle bir araya toplanıp kupayla beraber bir görüntü almak istiyoruz. Gelin bakalım kızlar. Başkanım, yönetmenimiz. Hadi bakalım. Evet başkanım. 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 Hocam biliyor musunuz? Evet işte her şey bir keşan yaşıyor. Güzel hocam. Evet. 2, 3. Keşan!